Herkese iyi akşamlar. Bugün benim çok çok sevdiğim bir futbol oyunuyla karşınızdayım. Muhtemelen bu videoyu çekerken çok büyük keyif alacağım. Ben çok severdim ama bir türlü arkadaşlarıma bu oyunu sevdirememiştim. Onu da çok net hatırlıyorum. Oyun hakkında biraz tabii ki ön bilgi vermek istiyorum oyuna geçmeden önce. Sega World Wide Soccer 97 aslında Sega World Wide Soccer bir oyun serisi. Şöyle diyelim. Sega World Wide Soccer, Sega tarafından geliştirilen bir futbol oyunları serisi. Seri ilk olarak Sega Saturn için piyasaya sürülüyor. Daha sonra Dreamcast'e taşınıyor. Oyunlar 1995 ile 2000 yılları arasında piyasaya sürülüyor. Şimdi kronolojik bir sıralama yaparsak eğer, ilk olarak 95 senesinde Victory Gold'le tanışıyoruz. Daha sonra Sega International'a Victory Gold geliyor. Bu da benim favorilerimden birisidir. Onu da benim kanalımda videolar arasında bulabilirsiniz. Daha sonra bize J-League Victory Gold 96 eşlik edecek. Daha sonra bu oyun gelecek. Tüm dünyada bence sükse yaratacak. Sega World Wide Soccer 97. Bu oyunun ayrıca PC versiyonunda olduğunu söyleyelim. Ama onun ismi sadece Sega World Wide Soccer 97'si yok. Onu da hatırlatayım. Daha sonra Sega World Wide Soccer 98 geliyor. Daha sonra da World Cup 98 France Road to Win diye bir oyun. Tabii ki 98 Dünya Kupası'nı baz alan bir oyun olarak sadece Japonya için piyasaya sürülüyor. Daha sonra dediğimiz gibi oyun Sega Dreamcast konsoluna taşınıyor ve Sega World Wide Soccer 2000'le oyun severler tanışıyor. Daha sonra da bu oyunun Avrupa Edition'ı, yani 2000 Euro Edition isminde başka bir oyunla seri maalesef sonlanıyor. Yani günümüze kadar gelmiş bir seri değil ama hali hazırda benim gibi oynayanları olduğunu da söyleyebilirim. Sega'nın kendisi tarafından üretilen Sega World Wide Soccer, Sega Saturn'un Kuzey Amerika sürümü için aslında bir lansman oyunuydu. Konsolun ilk oyunlarından biri olan International'ın Victory Gold'den hemen sonra piyasaya sunuldu. Oyun uluslararası takımlar, lig, playoff ve turnuva modlarına sahip. Kurgusal oyuncu adları kullanılmasına rağmen Saturn'un kalıcı belleği adlarının düzenlenmesine izin veriyor. Onu da söyleyelim. Tamamen lisans eksikliği, yani lisans problemi oyunda mevcut ama oyuncu isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Takım formaları mümkün olduğunca resmi 1996 formalarına yakın olarak dizayn edilmiş. Oyun bir yıl sonra International Superstar Soccer 64 piyasa sürülene kadar en yüksek puanlı futbol oyunlarından birisi olarak arşivde kendine yer ediniyor. Dediğimiz gibi bir ara bir PC denemesi de oluyor. Daha sonra Sega World Wide Soccer 98 ile Sega Saturn için piyasaya sürülüyor. Bu versiyonda hala lisanssız olmasına rağmen İngiltere, İspanya ve Fransa'dan kulüpler, iki yeni stadyum ve aynı şekilde aynı oynanış oyunda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden uluslararası futbolcu Joby Jones Amerikan versiyonu kapağında yer alıyor. Son bir başlık olarak da Sega World Wide Soccer 2000 Sega Dreamcast'te yer alıyor. Ancak dediğim gibi Avrupa için bir Euro 2000 Euro Edition diyelim çıkartmalarına rağmen serinin devamı daha sonra gelmiyor. Gayet üzücü. Oyun müthiş bir eğlence faktörü sunuyor. Simülasyon öğeleri çok ciddi anlamda var. Arcade öğeleri de oyuna ciddi bir eğlence katıyor. Karambol anları, topun çizgilerden dönmesi, direklerden dönmesi vesaire ciddi bir heyecan sunuyor aslında oyun severe. Ama dediğim gibi o dönem özellikle rakiplerinin çok fazla olması hasebiyle özellikle benim çevremde çok fazla tercih edilmemişti. Böyle büyük Sega fanlar varsa belki onlar oynadılar. Bunlardan bir tanesi de herhalde benim. Gördüğünüz gibi birçok mod oyunda aslında bizi karşılıyor. Biz Exhibition diyeceğiz. Şöyle bir iki tane maç yapalım. Evet, gördüğünüz gibi Avrupa 1'deki takımlar bu şekilde sıralanmış. İngiltere, İspanya, İtalya,
İsviçre, Polonya, Norveç, Fransa, Romanya, Danimarka, İrlanda, Hırvatistan ve Yunanistan Avrupa 2'de yer alıyor. Hollanda, Bulgaristan, Belçika, Galler, Türkiye, Rusya Avrupa 3'te. 4'te Almanya, Portekiz, İsveç, İskoçya, İrlanda ve Avusturya söz konusu. Afrika'da Nijerya, Güney Afrika, Kamerun, Mısır, Liberya ve Fas bizi karşılıyor. Asya takımları da unutulmamış. Japonya, Çin, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran zannediyorum ve Avustralya'da söz konusu. Tabii ki Güney Amerika'da Amerika, Kanada, Meksika, Costa Rica, El Salvador, Honduras, pardon Kuzey Amerika'da diyecektim. Güney Amerika'da ise Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Uruguay, Bolivya, Paraguay. Gördüğünüz gibi gayet seçim ekranımız detaylı. Ben normal seviyede oynayacağım ama bu oyunu gerçekten normal seviyede oynamak çok akıl kârı olmayabilir oyunu bilmeyenler için. Çünkü çok kendine has bir yapısı var. Çok kendine has bir kimyası var. Ben kafa kafaya bir mücadele verebiliyorum normal seviyede. Gördüğünüz gibi stadyum seçme ekranımız söz konusu. Gece maçı, gündüz maçı, hava iyi olsun, yağmurlu olsun gibi. Ben yağmurlu seçtim. Yağmuru severiz çünkü. Ve bir İtalya-Yunanistan maçıyla bir açılış yapalım, elimiz ısınsın diye düşündüm. Oyunda muhteşem grafikler falan beklememek lazım. Oyunu oynamamızın, ya benim oynamamın en önemli sebebi oyundaki gerçekten eğlence faktörünün ileri düzey olmasıydı. Yunanistan maça başlıyor. Şöyle İtalya'yla bakalım neler yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi böyle kıran kırana geçiyor maçlar. Orta saha mücadelesi çok yoğun bir şekilde geçiyor. Bu da oyuna müthiş bir, bana göre, gerçekçilik katıyor. Tuş çeşitliliği oyunda ciddi anlamda, evet, bir far geldi. Evet, tuş zenginliği diyordum. Çok zengin bir tuş kombinasyonu var. İsterseniz kaleci çıkartabilirsiniz, isterseniz offside taktiği yapabilirsiniz, isterseniz baskı yapabilirsiniz vesaire. Böyle de bir taktik ekranı söz konusu. Radarı, sağdaki radarı açıp açmamak sizin elinizde. Bir şut, fena da değil ha, fena da şut değildi ama dışarıda. İsimlerin uyduruk olması tabii ki oyunun önemli eksiklerinden birisi. Ben çok kafaya takmıyorum ama. Evet, şöyle bir geriye doğru döndüm. İsterseniz oyunu yandan kamera görüntüsüyle, yani aslında bir televizyon kamerasıyla da oynayabilirsiniz ama ben bu şekilde oynamayı biraz daha mantıklı ve tercih edilebilir buluyorum. Bunun sebebi oyunun zaten eski olması ve eskiyi bana yaşatabiliyor olması. Evet. İyi girdik oraya. Çalımı bastık. Çok net pozisyon. Kaleciden top kornere gitti. Bir orta geldi. İyi kafa gelir mi orada? Geldi. Nasıl kaçırdık bu golü? Bu golleri, bu pozisyonları çok ararız. Evet, radar çok önemli, radarı kullanabilmek. Özellikle bu kamera açısında oynuyorsanız. Evet, bir savunmayı deldik orada, şutu çektik. Kaleci başarılı. Kafayla karşıladı. Güzel.
Evet, boşa çıkacak adam arıyorum. Buldum. Ayda. Evet. Ortadan delemedik. Kanattan deler miyiz? Bir orta geldi. Kafayı vurdu kaleci. Evet, inanılmaz goller kaçırdık şu ana kadar. Buradan bir şansımı deneyeyim kaleci gene. Evet, bayağı nefes aldırmıyoruz ama golü de bulamadığımız için rahat edemedik bir türlü. Aa, kötü orta. Bu nasıl? Kafa! İnanılmaz bir şey. Bu kaleciyi nereden buldunuz? Evet, dünya bir kontra atak. Vurdu. Evet. Şuta ne kadar uzun basarsanız tabii top o kadar sert ve uzağa gidiyor. Dolayısıyla eyvah eyvah. Büyük hata. Dolayısıyla o şeyi de çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu da tabii oyunu zorlaştıran faktörlerden birisi. Belki zamanında arkadaşlarıma bu olay zor gelmiş olabilir. Mesela buradan mesela fazla bastığım için üstten dışarı gitti. Daha az bassaydım tehlikeli bir pozisyona kucak açabilirdik yani. Güzel. Orta sahada bir nefes aldırmıyoruz. O belli. Gayet iyiyiz o açıdan. Presimiz falan iyi. Şöyle daha da çok presi aktif ettim. Evet, şimdi kanattan geldim. Var mı ortada kimse? Var. Yaptım ortayı. Kimse yok. Evet, iyi pozisyon arada. Evet, çok iyi girdik orada. Vur. Yani neler kaçıyor neler gerçekten. Bir orta daha tehlikeli. Kayarak müdahale kart vermez inşallah. Ve vermeyecektir. Gördüğünüz gibi faullerden sonra da böyle bir ağır çekim ekranı var. Aslında Sega bu oyunu yaptıktan sonra ki Sega Saturn 16 bit bir konsol ve 3 boyutlu oyunlarda problemi olan bir konsol. Dolayısıyla ancak bunu yapabilmiş adamlar. Daha sonra asıl ustalık ürünü olan Virtua Striker oyununu Sega Dreamcast'te çıkartacaklar. Orta kafa gene kaleci. Bir şey yok, bir şey yok. Hadi. Evet, güzel paslaşmalar ama rakipte kaldı. Bırakmayın oğlum, bırakma. Bırakma, nefes aldırma, işte bu. Uzun oynuyorum. Şöyle kafayla indirdim, kimse yok. Güzel. Bir şut, kaleci çıkardı gene. İki hamlede topun sahibi. Evet, ilk yarı bitmek üzere. Ben bir yarı 6 dakika olacak şekilde ayarladım. İsterseniz 3 dakika, isterseniz 6, isterseniz 9, isterseniz 45 dakika bile zannediyorum ayarlayabiliyorsunuz. 3 dakika biraz böyle bana çok arcade bir oyun havası vereceği için
Ben genelde bu süreleri bir tık uzatmayı seviyorum. Yani işte 3'ü 6 yaptım, o kadar. 5 olsaydı 5 yapardım ama seçenekler arasında zannedersem 5 yok. Evet, bariz bir üstünlüğümüz de geçiyor. Allah Allah, adam aldı gidiyor. Kimse müdahale edemedi falan. Şöyle bir uzun oynayalım, bir şey çıkar mı ondan? Güzel, kayarak müdahale. Ama topu kapamadık. Evet, işte şu açıdan oynarken şey çok önemli. Siz söyleyin. Aha, kaleci açılmış, görmedim. Ortayı da yapamadım orada. Radara bakmak çok önemli, onu söyleyeceğim. Yani adama bakacaksınız, çünkü göremiyorsunuz ya bu kamerasıyla. Bakacaksınız işte neredeyse oraya doğru topu yollayacaksınız. Bu arada yani Yunanistan öyle bir savunma yapıyor ki, yani 11-2 savunmada neredeyse. Bir orta bir şey olur mu? Oldu. Hadi be. Gene gol değil. Bu arada orijinal Sega Saturn grafikleriyle oyunu oynadığımızı söyleyeyim. Yani zamanında da televizyonlarımızda oyunu açtığımızda bizi bu grafikler karşılıyordu ve gayet de yeterliydi diyeyim. Evet, bunlar gereksiz top kayıpları. Evet, bırakmıyoruz. Evet, asla ve asla adamın üstüne gitmemeniz lazım. Hep çalımlayarak gitmeniz lazım. Evet, ben kanattan gol atacağıma inanıyorum. Kale boş. İşte gol. Nihayet. Galli dedi artık, Ravelli mi? Evet, kafayı vurduk. Kaleci gene başarılı ama kaleden ayrıldığı için boş kaleye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyoruz bu şekil. Evet, nihayet 1-0 oldu. Dakika 64. Evet, gene kanat zorluyorum. Orta geldi, kafa geldi, gene kaleci ya, inanılır gibi değil. Evet, acelemiz yok, sakin. Güzel, hiçbir şey yok. Güzel. Aman, aman. Kontra atak yemeyelim. Evet, kanattan da gelmekte bu sefer zorlanıyoruz. İyi geldik ama. İyi geldik, şutu da çektik ama. Kaleci. Hiçbir şey yok, devam et. Bir pas. Evet, aldık önüme. Çok kötü şut. Evet, gerçekten Victor Hugo'nun ciddi anlamda geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu iki oyunu da oynayanlar anlayacaktır. Penaltı. Penaltı yaptı. Dakika 78. Tekrar izliyoruz. And all eyes are on the man taking the
Ve toparlarda ikinci gol penaltıyla geldi. Evet, çok iyi bir penaltı. Çok güzel. Savunmamız inanılmaz ama bunu söyleyeyim. Yani bizim adamlar iyi yani, öyle söyleyeyim. Yoksa benim savunmam çok iyi anlamında söylemiyorum. Hızlılar falan böyle. Evet, güzel geldik oraya. Çok güzel, oradan da geçtik. İşte gol pozisyonu, üçüncü gol. Harika bir top sürdük. Neredeyse orta sahadan. Müdahale edemediler bir şekilde. Gördüğünüz gibi burada bir müdahale girişimi var ama bizim fizik gücümüz daha fazla geldi ve topu önümüze aldık. Düzgün bir vuruş. 3-0. Hadi be. Böyle goller oluyor arkadaşlar. Arada denemek lazım. Tabii maç 0-0 iken değil ama belli bir skor avantajını elde bulundurunca şımarıklık yapılıyor. Şık hareketlerle sıyrıldı. Orta geldik. Evet, kalecimiz topun sahibi. Dakika 88 bu arada. Evet, kritik bir yerde top kaybı, bırakmıyoruz. Uzun bir top. Yine uzun bir top. Kaleciye zor adlar yaşattı bu uzun top. Çok güzel, yerinde bir tane. Orada topu ileri. Maç da bitti. Evet, böyle şeyler eskiden oyunlarda modaydı, futbol oyunlarında. Gol olunca veya maç sonlarında böyle bir enteresan sahneler bizi karşılardı diyelim. Change teams diyelim. Tekrar bir başka maçı yapalım. Evet, Brezilya'yı alayım bu sefer. Rakip de zorlu Kolombiya olsun. Kafa kafaya bir maç olabilir. Gündüz maçı, hava iyi olsun ve oyuna başlayalım. Bu arada aslında çok detaylı bir taktik ekranı var. Bir onu da göstereyim. Yani tam bir zaman öldürmelik oyundu. Öyle hatırlıyorum. Bakın taktik ekranımız var bu şekilde. Mesela ofansif başlayabiliriz. Neden olmasın? 4-4-2 kalabilir. Defans çizgisini değiştirebiliyorsunuz. Oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Rakiplere bakabiliyorsunuz falan. Evet, hava gerçekten bu sefer gündüz olduğu çok belli.
Evet, ben şöyle bir presli başlamayı. Oo. Eyvahlar olsun. Eyvah. Evet, presli başlayayım derken arkadaşlar golü yedik. Herkes oraya doğru gidince, ileri doğru basmaya gidince adamlar ilk pozisyonda maalesef golü buldular. Tafarel'in bir mücadelesi var orada ama nafile. Peki öyle olsun. Hava çok güzel. Biz bu havada bu maçı vermeyiz. Evet, Bebeto. İyi girdik. Şut. İnanılmaz çıkardı. İnanılmaz çıkardı. Evet, kornerlerimiz her zaman tehlikeli bu oyunda. Orta kafa. Gene kaleci. Avut mu korner mi? Avutmuş. Evet, savunmamız çok açık veriyor. Burada bir offside taktiği denedim ama adam topu atmadı. Şimdi bir presli oyun deniyorum. Evet, Kanada topu çektim, ortayı yaptım. Kafayı vur artık, vur artık, vur. Orta geldi, kafa geldi. Oo, kafa değil, rovaşata geldi. Olmayınca da olmuyor. Ama daha çok var, maç uzun. Eyvah. Gene karşı karşıya. Aldık topu, verdik. Evet. Savunmayı sıkı tutuyorlar. Kafayla karşılıyoruz. Eyvah. Evet, müthiş bir kafa mücadelesi. Allah Allah. Allah Allah. Allah'tan vuramadı yani. Evet. Çok iyi daldık oraya. Hadi oğlum. Hayda. Direkt de patladı. Kale boş. Beraberlik golünü bulduk. Bakın tekrar izliyoruz. Çok iyi bir vuruş. Dönen topu. Aynı oyuncu. Göğsünde kontrol ediyor ve tavana doğru çakıyor diyelim. Beraberlik golü. Bir gol daha atmak istiyorum tabii ki de. Rahatlamak için. Güzel. Çok güzel yere. Evet. Faul yok mu ya? Faul yok mu? Evet. Pas çok fena. Kaleci çıktı. Hayda. Neyse. Bir elle başlatalım dedik. Kaleci topu rakibe verdi yani. Evet, biraz sert bir hareket oldu. Arkadan geldim çünkü. Umarım kart gelmez. Evet, hava toplarına bir defa hiç hakim değiliz. Aa, kimse yok mu orada? Enteresan. Güzel, güzel savunma. Güzel savunma. Pas riskli. Bir türlü çıkartamadık topu şuradan. Evet, aslan kaleci be.
Evet. Reboundları alamıyoruz. Herifler hakim yani bir şekilde. Güzel. Orta da yaptırmıyorum. Maalesef yaptı. Kimse yok. Ben anlamadım. Kimse yok. Evet, ofansif yaptığım için zannediyorum arkadaşlar. Şu pozisyonu atlatayım, hemen değiştireceğim. Söz. Söz söz. Evet, stratejiye bastım. Zannedersem oyun durunca beni strateji ekranına atacak. Çünkü bu böyle gitmez yani. Her iki pasta bir kalecide karşı karşıya kalıyorlar. Pas iyi. Bu arada tabii avantaj olarak da biz hücumda korkunç çoğalıyoruz. Bu ortalar falan hep tehlikeli oluyor. Bir şut geldi kaleci. Evet, topu kaptırmamaya çalışıyorum. Çok güzel. Çok güzel kontra. Çok güzel. Şut kaleci. Kale boş. Vur dışarı. Evet, şu ofansifi normale bir dönüştüreyim de. İki topta bir karşı karşıya kalmasınlar. Evet, şimdi böyle olunca da işte hücumda kimse yok. Güzel. İşte bunlar çok güzel. Önüm boş. Gitti. Evet. Çok iyi aldı be. Çok iyi. Topu önümden söktü aldı herif yani. Resmen golü kurtardı ya. Evet. Büyük bir mücadele var orada. Maalesef orta geldi. Müthiş çıkardı. Savunma müthiş çıkardı. Evet. Birden önüm boşaldı. Ne biçim şut çekiyorsun ya? Hiçbir şey yok. Devam. Aa, güzel. Önümde kaldı. Şanstan. Corner. Ya yanındaki adama pas atamadın ya. Evet, çetin bir mücadele oluyor. İkinci golü bir an evvel bulmak istiyorum. Evet, pas fena, pas fena kaleci. Evet, gerek sıfıra inmek istedim ama müsaade yok. Evet, güzel bir top çalma orada. Evet. Ay, kimse yok. Hadi be. Evet, iyi bir pas attı. Neyse, araya giriyoruz. Evet, uzun oynadım ama yine kimse yok. Al topu oğlum, tamam. Ayda. Eyvah. Aman aman. Aman, uzaklaştıramadık şu topu. Uzaklaştıramadık. Güzel. Güzel. İyi kontrol gerçekten. Şut da iyi. Evet, deminki maçtan daha zorlu bir maç oluyor.
Tabii rakip daha iyi. Gerçi belki bizim takım da daha iyi ama. Baksanıza rakip nefes aldırmıyor. Evet. Güzel geldik oraya. Bir şut. Biraz da kaleye yaklaşmamız lazım. Golü bulmamız için. Güzel. Taç bizim. Yani taç bizim ama top maalesef. Evet. Yani bizim kalemize yakın diyecektim. Topu uzaklaştırmamız lazım. Kalemizden uzakta olması lazım topun ki hiçbir şey yok. Gol yeme ihtimalimiz azalsın. Bir pas oradan isabetsiz. Eyvah, kimse var mı? Yok. Güzel, güzel geldi. Yapma be oğlum, yaptığın hataya bak ya. Güzel. Evet, gene vuruyoruz. Bir önümde kalsın istiyorum orada ama. Ha, kaldı. Aa. Şu çok kötü. Faul mü? Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Evet, soğukkanlı hareketler bunlar gerçekten. Hadi be. Boşa doğru topu süreyim dedim. Elimde patladı. Evet, iyi girdik oraya. Penaltı. Penaltı Escobar. Çok iyi oldu. Dakika 73. Ver kırmızıyı hoca. Evet, gördüğünüz gibi gayet de penaltı. Ve top bağlarda. Bu herhalde Romario. 11 numara kim olacak başka? Brezilya'da. Sene 97. Güzel bir gol. Stres devam ediyor ama. Bakın şöyle bir. Ayda. Şeyi göstereyim derken. Rainbow hareketini yapayım derken. Bakın. Burası tabii daha tehlikesiz bölge. Evet. Müthiş bir pres var. Dakika 80 olmasına rağmen. Takım canavar gibi. Eyvah. Eyvah. Allah'tan dışarı vurdu. Aman tehlikeli. Kaleci ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet, kalecinin muhteşem anlamsız çıkışı. Orada topu uzaklaştıramıyoruz.
ve inanılmaz bir gol yiyoruz maçın sonunda. İki iki oldu. Dakika 84. Hiç moral bozmaya da gerek yok. Olsun. Biz bu maçı alırız. Süper girdim araya. Penaltı hocam. Bir şut. Adam bayıldı orada. Müthiş pres. Müthiş. Yap ortanı. Vur kafanı. İşte bu. Dakika 85. 86 belki. Tekrar izliyorum. Çok güzel gol oldu. Temiz. Evet, hadi artık bunu koruyalım. Kart verme hoca, kart verme. Aman aman aman. Evet, uzun oynuyoruz. Aman aman çocuklar. Aman aman aman. Evet. Uf. Zar zor bu maçı da aldık. Bu oyunda bir de spikerin ses tonunu çok beğeniyorum. Çok farklı kelimeler kullanmıyor belki ama güzel yani. Konuşma stili. Evet. Hadi bir de Türkiye alalım. Aa, Türkiye şimdi Avusturya'yı yendik biz. Şimdi Hollanda ile maçımız var. Hollanda hadi bakalım. Çok zorlu bir maç. Evet, hava iyi olsun. Gece maçı olsun. Gündüz maçı bozuyor bizi. Güneş vuruyor gözümüze. Evet, şöyle bakın, isimler inanılmaz. Kur'an diye oyuncu var yani. Birant, Tuncer, Toprak, Tekioğlu, Fatih Tekke değil yani. İsimler inanılmaz kötü. Yani öyle PES'teki gibi veya Sensible Soccer'daki gibi bir iki harf değiştirilmesi gibi değil de tamamen SNK'nın futbol oyunlarındaki gibi uydurma, hiç alakasız isimler. Peki. Oha, dolaşata geldi. Evet. Yenemesek de kolay kolay da pes etmeyeceğimizi sinyalini veriyoruz daha ilk dakikalardan.
Yani Seedorf'lar falan rakip tabii çok güçlü. Al oğlum topu, tamam. Pozisyon yarattım. Kaleciden döndü. Dönen topu vuran yok. Güzel, güzel bir boşluk. Güzel bir boşluk. Çok güzel girdi. Ve top havalarda. Orada boşluğu gördük. Koştura koştura gidip golü buluyoruz bu şekilde. Formamız da çok güzel ya. Tam o yıllardaki forma gibi yapmışlar yani. Çok benzetmişler. Tam 96 senesinin forması yani, ben size söyleyeyim. Euro 96 elemelerindeki forma. Evet, daha maçın başında öne geçtik sürpriz şekilde. Güzel, baş hata. Aha, büyük hata. Uyanamadık orada. Geç kaldık biraz. Bir şut, üstten dışarı. Yani bazen ceza sahasına girmeniz zor olabiliyor. Onun için dışarıdan biraz şansınızı denemek gerekiyor. Veya kanatları kullanmanız gerekebiliyor vesaire. Yani onu artık rakip takımın gücüne göre ayarlamanız lazım. Çok güzel. Gene boşluğu bulduk. Vurduk, kaleciden döndü. Evet, Türkiye bu arada çok da kötü değil, onu söyleyeyim. Uzaktan Tugay'ın şutlarını izliyoruz. Ve rakibi bayağı zor durumda bıraktık yani şu ana kadar. Bayağı orta sayıda hakemiz. Nasıl iyi. Al topu. Güzel, bırakmadı. Al topu. Bir şut. Uf. Hop. He's taking them all on. Yes, bold stuff. Straight through the middle. Well, there could be a chance now for a counter-attack. Look at his control. And he's not afraid. He has to crack it goal. Well, it's going wide. Evet, denemelerimiz devam ediyor. And he's looking for someone upfield. Bayağı orta sayı geçirtmiyoruz neredeyse. Çok güzel. Harika. Harika bir müdahale. Evet, önümüz boş, koşalım. Aa, veremedi yanındaki adama. Çok güzel, çok güzel. Look at his control.
Here's a chance to hit them on the break. Eyvah, 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 eyvah. Yaptırmıyoruz ortayı be, helal olsun. Out. I think he'll kick this one as far as he can upfield. Can he pierce the defense now? Nice close dribbling. Çok güzel. Evet, Kanada topu taşıyorum. Önüm boş. Ver oğlum, hadi. Bir orta, bir kafa, kimse yok. Aa! Evet, çok çetin bir mücadele oluyor. Çok güzel. Önümde kaldı. Resmen önümde kaldı. Deney vurdu. Evet, rakip biraz dengeyi kurdu. Onlar şimdi mağlup taraf olduğu için ikinci yarı ofansif bir anlayış sergileyecekler. Bu da bizim işimizi daha da kolaylaştırabilir. Şimdi bir oyuncu değişikliğine gidelim. Şu DF savunma oyuncusuymuş. Onun morali iyi değilmiş. Şunu oyna alalım. Bir taze kan olsun yani. Yani savunma oyuncusu çıkartıp yine aynı mevkide oyuncu aldım. Harika bir gol. Harika bir gol. Gol böyle olur. Tekrar izliyoruz Fatih Tekke. Tam milli takıma yakışır. Tuhaf bir gol. Bakın orta sahadan o. İnanılır gibi değil. Evet, bu açı daha güzel. İnanın şut tuşuyla atmadım yani. Bu golü ben şut tuşuyla atmadım yani, onu söyleyeyim. Oyun böyle şeylerde çok gebe. Onun için müthiş eğlenceli işte yani. Ya sürekli böyle şeyler de olmuyor tabii ama oldu mu da işte çok eğlenceli oluyor. Çok güzel be. Faul yok mu hoca ya? Hazır skor üstünde elimizdeyken şeyden bahsedelim biraz. Sega Saturn konsolu benim için çok değerli bir konsol. Ama işte PlayStation'la beraber, PlayStation çıkmasıyla beraber maalesef biraz arka plana itildi. Artı 3 boyutlu oyunlarda hiçbir zaman PlayStation 1'in verdiği kaliteyi veremedi. Bu da konsolun geri planda tutulmasına sebep oldu. Aynı zamanda of. Aynı zamanda Sega Saturn konsolunu oyun yapmanın aşırı zor olması. Güzel çıkardık.
Offside. Aşırı zor olma sebebiyle de oyun yapımcıları biraz daha elini ayağını çektiler bu konsoldan. Çünkü eyvah. Çünkü tabii ki de Çünkü tabii ki de sadece Sega'nın yaptığı oyunlarla bu konsolun kütüphanesi genişleyemezdi ve üçüncü parti firmalara da oyun yaptırmak zorundaydı. Güzel çıkardı. Oyun yapımcıları ise oyun yapmanın zorluğundan ötürü biraz burun kıvırdılar. Harika bir şut. Harika bir şut da. Ve Sega firması maalesef ilk aşamada o kadar fazla konsol üretmişti ki bu ürettiği partiden birçoğu elinde kalmak mecburiyetinde kaldı. Eyvah, büyük hata yaptık. Aslan kaleci çıkardı. Evet, hem konuşma hem oynamak hakikaten olmuyor. Yani mühendislik anlamında başarılı ama pazarlama anlamında kesinlikle başarısız bir. Direkten kaleciye, işte Türkiye şansı. Gördüğünüz gibi Euro 2024'ten sonra burada da devam ediyor. Maalesef Sega firması benzer hataları daha sonra çıkartacağı Sega Dreamcast konsolunda da yaptı. Ve bundan sonra konsol çıkarmayacağını açıkladı. Hadi be. Dolayısıyla Sega konsolları da tarihe gömülmüş oldu. Oh, harika bir rövaşat oradan. Maksat zaman geçsin. Biraz öyle vurdum yani. Kaleci. Bir şut kaleci. Çok iyi girdim oraya. Evet, mazlum gidiyor, mazlum. Savunmadan döndü. İyi bir orta. Kafa geldi. Bu da 3. Gene Fatih Tekke.
Evet, burada üçledik. Umarım Euro 2024 Hollanda maçında da Türkiye böyle üçler ve yarı finale kalır. Harika bir gol. We're underway once again. Yani ben bu oyunu az sabahlamadım. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye edeceğim, futbol oyunu severlere tavsiye edeceğim oyunlardan birisi olduğunu söyleyeyim. Evet, bu videonun da sonuna gelelim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar.